Samurai Jack. Fifty years have passed, but... Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu gösterimle birlikte Samurai Jack'in 5. sezonu hakkında böyle kısa bir video çekeceğiz. İyi seyirler diliyorum. I do not age. How much longer can you keep this up? Time has lost its effect on me. Yet, the suffering continues. You've forgotten your purpose! Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ın başı gibi çıkan bir sezon olmuştu. Uzun bir aradan sonra hani ulan geliyorum ve o finali yapıp gideceğim sezonu olacaktı ve benim gibi bir hani benim yaşlarımda olanlar benim yaşlarımda Cartoon Network yeni açılmıştı Türkiye'de. Ve hani büyüdüğümüz çizgi romanlardan biridir Samurai Jack. O yüzden hani benim ve benim yaşındakilerin gözünde yeri ayrı bir seri olur seridir diye düşünüyorum. En azından benim öyle. Hani ben bunu duyunca çok hype'lanmıştım ama tam Haziran hani sınav dönemin sonlarına yaklaştık. Çalışmam lazım. İşte bu sene de yapamazsam Allah kahretsin falan derken arada kaynadı. Sonra sınavlar bitti. Ben bunların bölümlerini indirmeye başladım. Tabii öyle birikti o. 5 bölüm indirdim. O zamana kadar bir bölüm izleyebilmiştim sadece. O da böyle yarım yamalaktı. En sonunda İşte sınavlar bitti, tercihleri yaptık, tatilleri yaptık, rahatladım. İşte kalan dizilerimi böyle bir silip süpürmeye başladım. açıkçası bu videoyu daha erken çekebilirdik. Hani bu diziyi daha erken izleyebilirdim bu sezonu. Ama bunun yerine ne yaptım? Onu da bir hani özür babında, bir bahane babında olmasın. Açıklayayım. Ben S.H.I.E.L.D. dizisini izlemiyordum. Ama nasıl diyeyim hani... Şimdi Inhumans falan geliyor, işte Infinity War geliyor, MCU'ya bağlanacak mı derken ve çok iyi yorumlar almasına karşın S.H.I.E.L.D.'a başlayayım dedim, tamam mı? İlk 13 bölüm kanserdir ama sonra güzelleşiyor dizi. Cidden oha diyerek bir kaptırdım abi. Hani 5 sezon bitti. 5 sezon mu? Bütün hepsini bitirdim işte. 4 sezon galiba. 4 sezon hepsini bitirdim işte. Şu an yeni sezonu bekliyoruz. Yani dizi mükemmel. Beğendim. Hani o bayağı bir zaman aldı. Bir de 20-21 bölümlük şeyleri var. Sezonları. Hadi ondan sonra bir de şu var. Game of Thrones çıktığı ilk sene, ilk sezonu izlemiştim. Sonrası kalmıştı bende. Bu yaza kadar. Derslerden dolayı falan. Sınav çalışmalarından dolayı. En baştan başlayıp Game of Thrones'u da böyle bir fırt diye bir silip süpürdüm. Şu an 6. sezonun 8. bölümündeyim falan. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal yeni sezona geçmiş, günceli yakalamışımdır diye tahmin ediyorum. Hani araya bir S.H.I.E.L.D. ve Game of Thrones geldiği için Samurai Jack böyle bayağı bir kaydı. Ama ben size bunu sözünü vermiştim. Çekmeden olmaz diyorum ve çok uzun bir açılış konuşması oldu. Hadi geçelim diziye. Aku's grasp chokes the past, present and future. Your training is complete. Go! Kill the samurai! Bu arada diziyi 2 gecede bitirdim. Hani isteseniz bir günde rahatlıkla bitebilecek. 10 bölümlük 20 dakikalık 10 tane bölüm olan bir sezonumuz var ve her bölüm 20-21 dakika. Hani çerez niyetine izleyin. Hadi geçelim. Bu arada spoiler olacak sezonla ilgili. Hani onu da belirteyim. Şimdi ne bekliyordum? Ben bir Cartoon Network'teki o zamanların tadında bekliyordum. Onu görmeyince bayağı bir hani neden daha önce izlememişim lan dedim böyle bir. İlk 4 bölüm hani belki de çizgi film tarihinde en az replikli ama en epik sahneleri barındıran ilk 4 bölüm izledik. İşte Samurai Jack farklı bir boyutta, farklı bir tipte, kılıcını kaybetmiş durumda. İşte Aku artık onunla hiç ilgilenmiyor. Aku'nun nasıl diyeyim, işte yetiştirdiği kızlar var, katlettiği kızlar var. İşte Samurai Jack'i öldürmesi için. Onlar bir yandan onunla uğraşıyor falan derken bayağı sağlam bir giriş yapıyorlar. İlk 4 bölümü hani göz kırpmadan, sesinizi çıt bile çıkartmadan muhteşem bir şekilde izlersiniz. Yes.
no way home. There's nothing to fight for. Show yourself, samurai, so you can die. It always seems bad at first, but then I find a way. Leave here now and live, or stay and face your destiny. Our destiny is your death. Very well. 5. bölümde ya da 4. bölümün sonu da olabilir. Hani o civarlarda dizi böyle bir şöyle giderken diye bir inişe geçiyor ve bir aşk hikayesi sokuyorlar araya. Samurai Jack ve adını unuttuğum, şu an bulursam yazarım. Aku'nun kızlarından biri olan o kızla bir aşk muhabbeti başlıyor. Daha doğrusu hayatını kurtarmadan sonra aşka dönüşen bir muhabbet başlıyor. Oradan sonra benim hani modum biraz düştü. Dizi kötüye gitmedi. Benim için biraz düşüşe geçti ama hani o ilk 4 bölüm epikliğiyle birlikte bitse bu sezon wow, yani efsane olurdu ama olmadı maalesef. 4 bölümden sonra hani bizim Jack'le o kız arasında olaylar gelişiyor. Bayağı oralarda çok tatlı ve güzel yapmışlar ama hani şey gibi hissediyorsun. Ya o 4 bölüm çok iyiydi abi, hani onu devam ettirseniz keşke diye düşünüyorsun. Etmiyor. Finale doğru şey olmaya başlıyor. Hani kız gerçekleri öğrendiğinde Jack'i işte yüceltiyor herkes böyle. Bütün eski sezonlardan her şeyi gösterdiler. Her kabileyi, her işte arkadaşlık kurduğu, dostluk kurduğu kişileri, düşmanlarını bile gördük. İşte Aku bir yandan böyle hayattan bezmiş, böyle miskin bir adam olarak devam ediyor hayatına. Hani o kıza hayatın gerçeklerini öğretmeyi ana konu gibi düşünmüşler 4. bölümden sonra. Bunu da Jack'in sayesinde işte öğrenip yapıyor. Bayağı hani dedim ya, buradan böyle iniyor, sonra burada sabit böyle gidiyor, hani kötü bitmiyor. Sonlara doğru böyle bir çıkıyor hafif. İşte olaylar çok spoiler vermeyeyim oraları. Gel gelelim, Jack kılıcı arıyor. Kılıcı işte hedef koyuyorlar. Önce kılıcı bulacağız. Tamam. Ertesi bölüm direkt kılıcı buluyorlar. O bölümün sonunda sıra Aku'da. Sonraki bölüm Aku'ya geçiyorlar. Aku gidiyor, evet. Aku bu sefer gidiyor. Başarıyoruz. Sonsuzluğa doğru açılsın kapılar diyorum Aku için. Hani bayağı iyi sahnelerle birlikte gidiyor hani. Aku'nun kızı kullanması çok iyi. Kızın bir şekilde ona böyle direnmesi çok iyi. Bayağı dramatik sahneler de barındıran ama bunu komiklikle ve romantizmle, hani çok değişik konuştum, birleştirebilen mükemmel bir sezon olmuş aslında. Tabii ilk 4 bölümün epikliği şu an hala beynimde. İstiyorum. Bu arada bu sandalye çok gevşedi. Her neyse, en sonunda işte hayat kurtuluyor, dünya kurtuluyor. Aku işte gitti. Jack de tabii günümüze geri döndü ve kızla birlikte döndü ve işte düğünler olacakken tabii ki de benim ve birçok kişinin düşündüğü şey meydana geliyor. Aku öldüğünde Aku'nun yarattığı her şey, bütün kötülükler yok oluyordu. Ama bizim kız kalıyordu. Ben dedim ki ulan bu Aku'yu öldürdü ama hani kız niye hani kalıyor, nasıl kalıyor? Hala güçleri falan var böyle Aku'nun güçlerinden. Tam düğünde evlenecekken kız yere düşüyor ve yok oluyor. Geçmişte sildiği için, gelecekte de kız olmadığı için öyle hani. Anladınız o sizi. Flashpoint. İşte Flash'taki o zaman kaymaları falan. Geçmişte yaptığım bir şey geleceği etkiler muhabbetinden. Kız hiç var almamış oluyor ve bizim samurayımız tekrardan yalnız bir sensei moduna dönüyor. Bundan sonra bir şey oluyor muydu hatırlamıyorum ama önümüzdeki sezon olmayacak diye biliyorum. Bu dizimizin son ve güzel sezonuydu. Ben açıkçası çok beğendim. Birkaç hani eski o dediğim kabile reisleri, düşmanları, dostları falan gösterirken biraz farklılaştırmışlar, yenilemişler, çok güzel olmuş. Müzikleri çok iyiydi. Bir de o epiklik arasında hani böyle komiklik yapıyorlar ya bazen, üf yani. Hani bir dizi açısından, çizgi dizi açısından bunları söylemek bayağı iyi bir şey bence.
Bu arada Rick and Morty'nin aynı kanalında yayınlanıyor Adult Swim. Hani yetişkin çizgi filmlerin olduğu bir kanal diye artık görüyorum ben onu. Öyledir belki, gerçekten adından dolayı da olabilir. Rick and Morty'de olsun, Samurai Jack'de olsun süperler. Bu kadar. Hani ben çok beğendim ama dediğim gibi ilk 4 bölümlük epiklik devam etse of 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 derdim. Son sezon olarak ben 8 puan veriyorum ama epiklik o devam etse kesinlikle 10 puan verirdim. Sırf o yüzden kırdım. Ya da epikliğin yerine romantizm seçimleri yüzünden kırdım desek daha doğru olabilir. Bu kadar. Siz izlediniz mi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğenmediyseniz de yazın. Ne düşünüyorsunuz? Hani bence bir sonraki sezon olmamalı. Belki olmayacağı açıklanmıştır. Boşuna konuşuyor bile olabilirim. Güzel bir kapanış sezonu olmuş diyorum. Videoya beğenseniz like atabilirsiniz. Kanalıma şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Check.